İnsan fark edilmek ister. Kendimizi fark etmek, çevremizi fark etmek, sevdiğimizi fark etmek, yaralı bir kuşu fark etmek, aç bir kediyi fark etmek, derdi olanı fark etmek, sevinci olanı fark etmek. Ne kadar farkında olursanız, siz ne kadar fark ederseniz sizi de o kadar fark ederler, o kadar farkınız olur. Kimseyi fark etmezseniz, derdi varmış umursamazsanız, sevincini paylaşmazsanız, size bakışlarına önem vermezseniz, o da sizi fark etmez. O da sizi aşağılar, o da sizi arkaya atar. İnsanlar kendilerine değer verilmesini ister. İnsanlar kendilerinden bahsedilmesini ister. İnsanlar kendilerine kıymet verilmesini ister. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatta en çok fark eden insan. O bir kafirde, bir köpeğin leşinde bile bazı güzel taraflarını fark edecek kadar farkında olan bir insan. Siz ne kadar farkında olursanız etrafınız da sizi o kadar fark eder. Hatta Allah'ın yasası budur. Fezkürûni ezkürküm buyuruyor Allah. Beni anın ki ben de sizi anayım. Siz başkasını ne kadar andıysanız başkaları sizi o kadar anar. Başkalarına ne kadar faydanız olduysa başkalarının da size o kadar faydası olur. Onun için baktığınız zaman görmeye çalışın. Görmemezlikten gelmeyin. Çünkü onu üzersiniz. Onu kırarsınız. O mahrum olur. Aç bir insan varsa onun haleti ruhiyesini fark edin. Açlığın ne demek olduğunu fark edelim diye Allah bize Ramazan orucunu emretmiş. Neden oruç tutuyoruz bir ay? Açları fark ediyoruz. Yoksulları fark ediyoruz. Zorda olanları fark ediyoruz. Evsiz barksız olanları fark ediyoruz. Düşkünleri fark ediyoruz. Oruç bunu kazandırıyor bize. O halde neden eşimizin gözündeki sevgiyi fark etmiyoruz? Neden çocuğumuzun gözündeki saygıyı fark etmiyoruz? Neden komşumuzun bize değer verdiğini fark etmiyoruz? Akrabamızın bize muhtaç olduğunu neden fark etmiyoruz? Fark etmemiz lazım. Kendimizin de farkına varmamız lazım. Önce kendimizi sorgulamalıyız. Ben kimim? Ben nasıl biriyim? Hangi yemekleri severim? Hangi renkleri giyerim? Hangi tip insanlardan hoşlanırım? Nasıl konuşuyorum? Nasıl dinliyorum? Nasıl oturuyorum? Nasıl kalkıyorum? Bilgimle, zekamla kendimizi fark etmemiz lazım. Sen seni bilmezsen bu nice okumaktır diyor. Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Okumanın manası fark etmektir. Fark edeceksin. Çevremizi fark edeceğiz. Çocuk babasıyla akşam konuşmaya çalışıyor. Babası onun umurunda değil. Fark etmiyor. Babası aldırmıyor. Kadın kocasıyla konuşmak istiyor. Akşama kadar evde kalmış zaten. Yemekti, mutfaktı vesaire dışarı çıkmamış. İki kelime edecek insan da bulamamış. Akşam kocası gelince konuşmak istiyor. Kocası ya yorgunum zaten diyor, ağzını açtırmıyor kadına. Bir gün konuşmak istiyor. Ertesi akşam konuşmak istiyor. Gene konuşturmuyor. Ya şu mesele vardı diyor, gene onu açma diyor, canım sıkılır zaten diyor, konuşturmuyor. Fakir bir adamın köhne eski bir evi varmış. Ev yıkılmaya yüz tutmuş. Adam bakmış ki ev tepesine bir gün yıkılacak. Evim demiş, gel seninle bir anlaşma yapalım. Yıkılmadan önce bana haber ver ki çoluk çocuğumu çıkarayım. O gece yatmayalım, o gün canımızı kurtaralım. Ev de dile gelmiş, olur sahip demiş. Yıkılmadan önce sana haber vereceğim demiş. Aradan bir zaman geçmiş, yağmurlar yağmış. Evin damı akmış. Evin damı akınca adam hemen suyla toprağı karıştırmış, bir çamur karmış, hemen orayı sıvamış, deliği kapatmış. Bir ay sonra duvarda bir çatlak oluşmuş, kocaman duvar açılmış, adam oraya da çamur karmış, sıvamış, kapatmış. Bir ay sonra bir başka yer çatlamış, gene orayı da kapatmış, gece yatıyorlarmış ailesiyle çoluk çocuk.
Hurra, ev göçmüş adamın üzerine. Çoluk çocuğu ölmüş, adam canını zor kurtarmış, toz duman içinde kafayı çıkarmış. Yalancı, vefasız, hani söz verdiydin, yıkılmadan önce söyleyecektin diye eve çıkışmış. Ev demiş ki, vallahi sahip, ne zaman ağzımı açıp konuşmak istesem, yıkılacağım demek istesem ağzıma çamur tıkadın. Konuşturmadın ki beni, sana söyleyeyim yıkılacağımı. Kadınlar ne zaman ağzını açmak istese erkek hemen çamuru tıkıyor ağzına. Sus, canımı sıkma, gene konuşma, şimdi sırası mı? Zaten yorgunum. Ne zaman konuşacaksın? Dışarıda lak 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 herkesle konuşuyorsun. Her şeyi söylüyorsun, her şeyi anlatıyorsun. Eşinle niye konuşmuyorsun? Çocuğunla niye konuşmuyorsun? Fark et. O bugün sana başka türlü davranıyor. Bir şey var, fark et. Ya bir elbise almış, giyinmiş. Kocam görsün istiyor. Görmüyor gözün. Geçiyorsun ayna, tas, ayna hamam. Güzel bir yemek yapmış. Akşama kadar uğraşmış senin için. Fark et o yemeğin güzelliğini. Eline sağlık. Ne güzel olmuş maşallah de ya. Lokantalarda bulamam böylesini de. Dünyada bir tanesinde bütün yorgunluğu gider. Ama senin ağzına bakıyor, gözüne bakıyor. Hiçbir şey yok. Gidiyorsun, fos fos oturuyorsun, yatıyorsun. Ya fark etmeyince yıkılıyor. Kahroluyor, mahvoluyor, bir daha yapmıyor. Nasıl olsa iyilik de yapsam, kötülük de yapsam bu adama hiçbir şey fark etmiyor diyor. Fark etmen lazım. Evet, bize her şey haber veriyor. İnsanların hizmetinde olursanız insanları fark etmek için ararsınız. Allah Resulü'nün boynumuzun arkasına, ensemizin arkasına asacağımız çok mükemmel bir şablonluk, çok mükemmel bir sözü var. Hep sözü güzel, bu da çok güzel. Ne diyor? Vallahu fi avnil abdi ma kanel abdu fi avni ahihi. Bir kul bir insanın yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. Sen birine yardım edersen, birinin farkına varırsan Allah da seni fark eder, sana yardım eder. Hazreti Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre'nin daha o söylemeden içinden geçiriyor Ebu Hureyre. Peygamber'e aç olduğumu acaba söylesem günaha mı girerim? O söylemeden aç mısın Ebu Hureyre diye soruyor. Ya işte bunu sorabilmek önemli. Borca ihtiyacı var. Para isteyecek senden ama iffetli söyleyemiyor. Yüzü kızarıyor, söyleyeyim sen fark et. İhtiyacın var mı diye sen sor, işte fark eden bir insansın. Üstünlük oradadır. İstedikten sonra vermek o da iyi. Ama esas üstünlük istemeden isteyeceğini anlamaktır. Bir ihtiyacın var. Bugün canın sıkkın yahu. Ne oldu teyzem, ne oldu, seni üzen bir şey mi oldu bugün? Fark etmek lazım. Ha, o da zaten konuşacak birini alıyor. Arıyor da bir kendini dinleyecek insana ihtiyacı var. Akıllı birine ihtiyacı var. Akıllı olan fark eder zaten, onu açar. Oğlum benimle konuşmuyor, kızım benimle konuşmuyor. Açamıyorsun ki sen onu, fark etmiyorsun ki. Onun bir eşref saati var. Affedersin, bir de eşek saati var. Eşref saatinde onu açacaksın. O neşeli, gelip seninle konuşmak istiyor. Tam zamanı, konuş işte şimdi. Ama bir de kendini ketmetmiş, İçine kapanmış, o zaman sen onu açmaya kalksan hiçbir şey söyletemezsin. Ağzından penseyle bile laf alamazsın. Konuş, o zaman konuş. Fark edeceğiz. Allah Resulü hemen fark ediyordu. Bir çocuk üzülüyor, niye üzülüyorsun? Niye üzülüyorsun? Herkes oynuyor, seviniyor. Sen niye üzülüyorsun? Bak, o kadar çocuğun arasında üzülen çocuğu gördü peygamber. İşte peygamberlik bu. Onun ahlakı bu. Niye üzülmeyeyim ki ya Resulallah? Ya peygamber olduğunu da bilmiyor. Niye üzülmeyeyim ki diyor amca diyor. Herkesin annesi babası var. Onlar güzel güzel giyindirmişler, bayramda oynuyorlar. Beni kimse giyindiremedi. Annem yok, babam yok. Annen baban yok mu? Yok. Babam şehit düştü, annem de öldü. Kimsem yok benim. Hadi benimle gel. Benimle gel. Eşine götürüyor. Hazreti Ayşe'ye giyindirtiyor. Elini yüzünü yıkattırıyor. Fatıma ablan olsun, Ayşe annen olsun, ben baban olayım, Hasan Hüseyin abilerin olsun, istemez misin? İsterim ya. Güzel giyindiriyor çocukların arasında, neşeleniyor çocuk. Kim giyindirdi seni? Peygamber giyindirdi, babam oldu benim. Fark etmek böyle bir şey. Mahallenizdeki bir garibanı siz fark edeceksiniz. Onun gelip size el açmasını beklerseniz yandınız zaten, günahtasınız. Bir adama gelip arkadaşı borç isteyince
ağlamış. Borç isteyince karşısındaki ağlamış. Ya vermeyeceksen verme de niye ağlıyorsun demiş. Ya vereceğim de demiş. Seni bu duruma düşünceye kadar ben niye fark etmedim seni demiş. Sen gelip benden para isteyecek duruma kadar seni niye beklettim ki ben demiş. Allah beni affetsin diye ağlıyorum demiş. Mesele budur sevgili kardeşlerim. Eşimizi fark edeceğiz. Kendimizi fark edeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife kapı kapı dolaşıyor. Kapı kapı dolaşıyor. Ya bir kadın da evde yiyecek yok, çocuklarını avutmak için ağlıyorlar açlıktan, tencereye taş koymuş, kaynadı pişti pişecek, avutuyor onlar uyusunlar da yatsınlar diye. Ömer duyuyor onu. Tebdili kıyafet, kapıyı tıklıyor. Aç mı bunlar, ne yapıyorsun? Tencereye taş doldurdum, avutuyorum onları. Peki halifeye söyleseydin ya, halifeye söyleseydin ya sana getirirdi, yiyecek verirdi, yardım ederdi, herkese yardım ediyor. O beni fark etmeyecekse niye halife seçildi? Beni bilemeyecekse, sormayacaksa niye halife seçildi diyor kadın. Ya Hazreti Ömer Ebu Musa ile Şari'yle koşarak gidiyor. Sırtına un çuvalını yüklüyor. Halife, devlet başkanı. Geliyor, yemeği yapıyor, kadının çocuklarına yediriyor. Ondan sonra evine gidiyor. Gece yarısı. Halife Ömer fark edecek ya. Ömer kapıları dinliyor gene. İçeriden anası diyor ki kızına, kızım keçileri sağdın mı? Sağdım ana. Süte biraz da su kat, yarın satarız diyor, çok olsun. Katamam diyor, günah diyor. Ya kim bilecek kat diyor. Allah görüyor diyor. Halife duyar diyor. Halife nereden duyacak diyor. Halife duymazsa Allah biliyor ya ana diyor. İyi katmazsan katma diyor. Halife o anda dinliyor. Kapıyı dinliyor. Ve dönüyor gidiyor. Ertesi gün geliyor öğle saatlerinde, kapıyı tıklıyor, kız açıyor. Kızım kim var, baban yok mu? Misafir kabul eder misiniz? Babam yok, annem var, annemle yaşıyorum. İçeri girebilir miyim? Ben Ömer'im, Halife Ömer. Buyur ya ey halife. Ey anacığım, senin sözünü duydum. Kızına dedin ki sen süte su kat dedin. Bu kız da dedi ki ben nasıl süte su katarım? Halife duyarsa bizi keser dedi. E halife nereden duyacak dedin? Allah görüyor ya dedi. Çok hoşuma gitti senin bu kızın. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle oğlum Abdullah'ı istiyorum, onu istemeye geldim diyor. Halife oğlunu o kızla evlendirecek. Süte su katmayan kızla. İşte böyle farkında olacak insanlar. Farkında olursanız Allah da sizi fark eder. Allah fark ediyor da size sevap yazar. O da sizi anar. Fezkürûni yezkürküm. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olayları süzerdi, dinlerdi, hemen not vermezdi, hemen müdahale etmezdi, sonunu beklerdi. Aceleci olmayın, acele etmeyin, bir bekle bakalım ne olacak? Aceleyle gidersen ecele gidersin. Bir mollanın hocası demiş ki oğlum derslerin bitti ama bir yıl daha yanımda kal. Sabır dersi öğreteyim sana, ondan sonra memleketine dön. Hocam 12 ilmi okudum, yıllarca zaten gurbetteyim. Müsaade et ben gideyim. Müsaade et gideyim. Sonra ne olur demiş. Sen benim dediğimi yap. Bir yıl daha sabır dersi oku. Bir yıl daha sabır dersi okuyun. Ondan sonra gece yarısı evine vardığında hanımı perdeden bakıyor, bir erkekle sarılıyor. Hemen elini beline atıyor, hançer bilmem ne falan. Sonra hocasının dediği sabret. Sabret, acele etme. İşin neticesini öğrenmeden karar verme. Aklına geliyor, kapıyı tıklıyor. Delikanlı babacığım diye karşılıyor. Yıllarca büyümüş oğlu anasına gece gelmiş, sarılıyor. Adam acele etse oğlunu öldürecek, hanımını öldürecek, katil olacak. Bunlar ibretlik hadiselerdir, olmuş veya olmamış. Ama hayatımızda nice yanlışlar yapıyoruz acele ederek. Biri bir söz söylüyor, aceleyle onu alıp bir başkasına naklediyoruz. Günaha giriyoruz. Kişinin her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter diyor Peygamberimiz.
Onun için burada medyaya, haber yapan kardeşlere de, biz de medyanın bir parçasıyız. Aman dikkatli olun, yanlışa düşmeyin. Bak bugün Nihat Hatipoğlu Hoca beni aradı. Hocam dedi, duydun mu, gördün mü haberleri? Görmedim dedim. Yahu dedi, akşam ben dedi bir konudan bahsettim hocam dedi. Sizinle beni haber yapmışlar dedi. Nihat Hoca Mustafa Hoca'ya göndermede bulundu, ona laf çakıştırdı falan. Asla, haşa dedi, böyle bir şey yok. Ben dedi isim vermedim, zikretmedim. Kafamda birileri vardı aslında, doğru dedi. Yani böyle diyenler var dedi. İşte niye şöyle yapmıyor, niye böyle yapmıyor diyenlere cevap verdim dedi. Siz aklımın ucundan böyle bir şey geçmez dedi. Dedim sen söyle, ben de söylerim bunu akşam. Böyle onu haber yapmış birisi bir haber sitesinde. Oradan onu almışlar, oradan onu almışlar. Şimdi yüzlerce haber sitesinde akşam Mustafa Hoca Nihat Hoca'ya ne cevap verecek? Ne cevap verecek? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocaları birbirine düşürmeye çalışmayın. Biz ahiret penceresinden bakmak zorundayız. Sadece dünyamızı düşünürsek, o ona dedi, bu buna dedi. Bugünü düşünürsen yalana. Geçenlerde de aynı şey oldu. Benzer Ramazan'a girerken biz Ramazan'ın havası bozulmasın diye bak 20 gün geçti, 17 gün geçti. Hiç ağzımızı almadık. Neden? Çünkü Ramazan'da gerçekten hocalarımız, biz de dahil elhamdülillah gayretli çok şeyler yapıyoruz. Son 10 yıldır, 15 yıldır. Türkiye'de Ramazanlar huzurlu geçiyor, tartışmalar olmuyor. Hocalar birbirleriyle tartışmıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Ömer Hoca'dan da, Fatih Hoca'dan da, Serdar Tuncer kardeşimizden de, ismini sayamadığım Necmettin Nursaçan hocamızdan da. Hepsi güzel hizmetler yapıyor. Biz de yapıyoruz. Elhamdülillah. Bak izliyorsunuz. Güzel şeyler oluyor. Onun için Türkiye'de televizyonlarda çok güzel dini programlar var. Herkes istediğini izlesin. Şunu izlemeyin, kimsenin demeye hakkı yok. Herkesi izleyin ya da sevdiğinizi izleyin, beğendiğinizi izleyin, doğruları alın. Aklınızda kimseye emanet etmeyin. Diyanet İşleri Başkanlığı güya bizi toplamış, şu televizyonlarda canlı fetva vermeyin demiş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın televizyonu zaten canlı fetva veriyor. Yıllarcık başkan da ondan da çok memnun ve överek bize anlattı. İstişare etmek maksadıyla sağ olsun bir yemek verdi kendisi. Sonra bir haber köşesi, gazetecilerden iki arkadaşımız, onlar da araştırmadan, başkan Ramazan'da program yapan hocalara canlı yayında fetva vermeyin diye nutuk attı diye haber yaptı. Başkan da, ben başkana mesaj yazdım. Başkanım biz bunları konuştuk mu böyle şey? Başkan aradı beni, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez. Hocam mahcubuz dedi, yani ben size karşı mahcup oldum şimdi dedi. Biz sizinle istişare etmek, Ramazan'da kardeşliği öne çıkaralım diye, bir takım konuları daha çok anlatalım diye istişare etmek maksadıyla toplandık. Bunlar asla konuşulmadı, zaten doğru da değil. Fetva tabii verilecek. Fetva verilmeyecek. Ama o arkadaşlarımız, ki kendilerinde beni de tanıyorlar, ben de onları tanıyorum, köşe yazarları. Keşke sorsalardı. Diyanete sorsalardı veya bana sorsalardı veya muhatap kimse ona sorsalardı, öyle yazsalardı. Bak yalancının yalancısı oluyorlar. O da günaha giriyor. Ramazan'da oruç tutuyoruz. Oruçlu ağızlarla biz bunlarla uğraşamayız. Biz bildiğimizi yapıyoruz elhamdülillah. Bu sadece bu kadar söylüyorum. Söyleyecek çok söz var. Bunların hepsinin cevabı var ama Ramazan'ın tadını kaçırmaya müsaade etmeyelim kimseye. Biz bildiğimiz doğruları söyleyelim. Ne demişler? Karanlığa küfretmek, ıslık çalmaktansa salavat getir. Daha iyi salavat getiririz. Allah deriz, peygamber deriz. Arkasından bize ne derlerse desinler. Ama Allah diyen ve dedirten herkes kardeşimizdir. Allah razı olsun. Medyadaki o kardeşlerimize de kızmıyoruz. Onlar da biraz daha araştırsınlar. Onlar da seviyoruz. Yalancının yalancısı olmasınlar. Bugünkü haberler tamamen yanlış. Sanıyorum Nihat Hoca da büyük bir ihtimalle o da kendisine düşen açıklamayı yapar. Alo. Alo, iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, buyurun efendim. Nasılsınız? Allah razı olsun, şükürler olsun, gayet iyiyiz. Allah sizi daha iyi etsin inşallah. Buyurun. Hocam benim bir sorum vardı. Hocam babam benim ve ablamın fatırını ödemeyi reddediyor. Fitresini. Fitresini reddediyor. Biz altı kardeşiz. Üç kız, üç erkek. Hepimiz bekar. Hepimiz okuyoruz. Evet. Ben ablamı, babam okutmadığı için ben okutayım dedim. Ve ben özel bir sektörde çalışıyorum. Hı-hı. Bu konu hakkında sizden şunu rica edeceğim. Siz anne, baba, kardeşler hepiniz bir evde mi yaşıyorsunuz? Hepimiz bir evde yaşıyoruz. Hiçbir şekilde maddi bir sıkıntımız yok. Babam emekli ve emekli maaşı da ben hani şöyle söyleyeyim, sıkıntı yaratacak bir şekilde de değil.
Gayet bakmıyor ki, baksa aslında evimize gayet güzel geçimimiz Peki, yapılabilir yani. Peki siz çalışıyorsunuz. Siz çalışıyorsunuz. Aha. Kendi maaşınız var. Siz ayrıca evet. ayrıca fitre veriyor musunuz? Ben ayrıca fitre verip vermediğimi bilmiyorum. Heh. Çünkü niye? Bugüne kadar vermedim. Bunu da sizi tamam. sürekli aradım. Bütün ulaşamadım. Tamam hocam. İyi oldu. İyi oldu. Maaşınız Aha. varsa, sizin bir geliriniz var. Fitre verecek durumdaysanız evet, siz de fitre vereceksiniz. Babanız evde bakmak zorunda oldukları maaşı olmayan, kendi ayakları üzerinde durmayan kardeşlerinizin Aha. fitresini verir. Ama işi var, maaşı var, zengin olan kişiler evet. akil bali olduktan sonra onlara da zekat fitre düşer. Hatta birikmiş malınız varsa siz de zekatınızı da vereceksiniz. Yani yıllık borçlarınızı çıktıktan sonra 6 ay 1 yıl geçinilecek kadar bir köşede paranız var veya 85 gram altın değerinde borçlar çıktıktan sonra bir birikiminiz varsa zengin sayılırsınız. Fitre de vereceksiniz, zekat da vereceksiniz. Kardeşinizin, ablanızın yerine vermemesi babanıza günah olur. Onun bir geliri yoksa onun yerine siz verirsiniz inşallah. Peki diğer telefonumuz. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun dinliyoruz. Nasılsın hocam? Şükürler olsun, hamdolsun. Ramazan'ın tabii çoğu gitti. Evet, çoğu gitti. Şükürler olsun. Allah gerçek manada oruç tutanların sevabı alanlardan eylesin amin, bize. Amin hocam, amin. Buyurun. Hocam benim size bir sorum olacak hocam. Benim bir büyük kaynım var hocam. Benim eşimin bir büyüğü oluyor kendisi, erkek. Kendisi çok iyi birisi. Yani böyle hani defa terbiye etti, yardım etmeyi sever. Ama yalnız şu huyu var hocam, çok küfür ediyor. Aşırı küfür bak. Ve benim eşime karşı çok aşırı derecede küfür ediyor. Yani ağzı alınmayacak küfürler söylüyor. Bu da benim eşimin zoruna çok gidiyor. Hı-hı. Yani benim eşim de onu baba yerine koymuş. Babası yok benim eşimin. Yani abi değil de baba diyor ona yani. Beni evet. babam yerine diyor. Karşılık vermiyor. Evet. Yani benim eşim İstanbul dışına bir yere gezmeye de gitse, Peki. bir şey de yapsa, bir Peki. şey de yapsa. Telefonlar bekliyor. Onlara da müsaade edelim. Cevabı vereceğim. Şimdi yetişme tarzıyla alakalı. Çocuklukta insanlar alıştıklarını kolay kolay terk edemiyorlar. Onun için evlerde küfür olmamalı. Bak, koskoca adam olmuş ama hala küfrediyor. Küfrettiği kişi kendisinden de küçük. Hem de kendisiyle çok dost, can ciğer arkadaş. Efendim akraba. Neden vazgeçemiyor alışkanlıktan? Birincisi bu. İkincisi, o insan namaz kılıyor, oruç tutuyor vesaire. Başkasına küfrettiği zaman aslında o küfür kendisine dönüyor. Anasına babasına dönüyor. Kendisine dönmüş oluyor. Günaha giriyor. Bu ağzımızı güzel sözlere alıştıracağız. Resulullah Efendimiz o kadar titiz ki ağzım kötü kokmasın diye soğan sarımsak helal olduğu halde bile yemiyor. Bir insan kötü sözle ağzını kirletir mi? Yani Allah korusun, sözlerimiz de soğan sarımsak gibi kokacak olsaydı acaba birbirimizin yanına yanaşabilir miydik? Her kötü söz söylediğimizde koksaydı ağzımız. Bir de öyle düşünün. Hatta şöyle diyorlar, şairin biri öyle demiş. Her günah içki gibi sarhoş etseydi ayık insan bulabilir miydik? Yani içki sarhoş ediyor belli, o adam günah işlemiş belli. Ama o kadar günah işliyoruz ki Allah örtüyor, settarul uyup bundan vazgeçmesi, tövbe etmesi lazım. Evet efendim. Çocukları alalım, dualar yapacağız. Ramazan gidiyor, bol bol dua yapalım. Onlarla neden dua yapıyoruz? Çünkü masum eller, günahsız ağızlar, onlar bize amin dediğinde, dualarımıza katıldığında, şöyle gelin çocuklar, biz de aynı duayı yapmış oluyoruz. Allah inşallah kabul eder. Dualarımız çok önemli. Bugünlerde memlekete, millete, yurdumuza dua edeceğiz. Evet, hoş geldin. Soru mu var? Sor bakalım. Hocam bana oruç düşer mi? Babam şeker hastası diye ona veriyorum orucumu ama. Nasıl veriyorsun? Sen oruç tutuyorsun. Babana Babam. Veriyorsun. Babası şeker hastası. Sen de şeker gibi kızsın. Allah şifa versin babana. Şeker hastalarına tabi doktor tutma dediyse tutmazlar. O tutmadığından dolayı günahkar değil. Sen tuttuğundan dolayı sevaplar yığılıyor. Sana belki hala farz değil. Dolayısıyla
O sevap babana vesile olduğu için babana da gidiyor. Güzel bir evlat yetiştirdiğinden dolayı. Babana hediye et bakalım şimdi. Daha sonra inşallah sevaplarını alırsın. Tamam, babana farz değil. Varsa parasını verecek. Gel bakalım. Gel bakalım güzel, güzel ablacığım. Sen ne soracaksın? Ben şey, anne baba çocuk ayrımı yaparsa Allah günah yazar mı? Burada mı anne baba? Ayrım var mı ayrım? Kaç kardeş? Kaç kardeşsiniz? İki. Küçük mü senden diğeri, büyük mü? Abim var. Abin bir mi? Tane. Hangisine daha çok önem veriyorlar? Onu mu çok seviyorlar, seni mi? İkimizi de seviyorlar. İkisini de seviyorlar. Aferin. Bak çok güzel kızınız var. Anne babayı da tebrik ediyoruz. Ayrım yapmak günahtır. Bazen böyle maalesef Anadolu kadınlarında da bir oğlana düşkünlük oluyor. Oğlana düşkünlük oluyor. Böyle ninelerde de falan. Yok. Hayrın kimden geleceği belli olmaz. İkisi de hayırlı olsun. Aferin kızım. İsmin neydi? Zeynep. Zeynep çok akıllı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin adın ne? Ömer. Ömer. Çok böyle yakışıklısın ya. Saçlar da konuşuyor Ömer. Çok da sarışın böyle maşallah. Sor bakalım sorunu. Ne diyeceğim? Ne diyeceğiz? Sorun yoksa arkadaşa geçelim. Var mı sorun? Ha sor. Ben seni bir kesinde televizyonda gördüm. Beni? Hı hı. Ben de seni gördüm televizyonda, bak oradasın. Bak görüyor musun? Ömer el salla. Evet. Gördük kendinizi maşallah. Evet, sen de hoş geldin. Merhaba hocam. Merhaba canım. Benim adım Mikail. Mikail mi? Evet. Allah'tan. Allah'tan şey değil yani, değil mi? Cebrail. Melekleri bir sayalım bakalım. Dört büyük melek. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil. Evet. Mikail'in görevi ne? Duayla uğraşıyor hocam. Ne demek duayla uğraşıyor? Yağmur falan yağdırıyor. Allah'ın emriyle, izniyle. Evet. Tabiat olaylarıyla. Evet hocam. Mikail aleyhisselam görevli. Cebrail aleyhisselam? Cebrail aleyhisselam ıslık üflüyordu galiba. Yok, olur mu? Melek ıslık üflemez. Melek vahiy getirir. Ona fısıldama deniyor. Onu anlatmak istedin sen. Fısıldıyor. Peygamberlerin mesaj falan getiriyor. Mesaj getiriyor peygamberlere. Peki İsrafil aleyhisselam? O şey. Sura üflüyor. Evet. Kıyamet kopuyor değil mi o üfleyince? Azrail ne yapıyor? Can alıyor. Can alıyor. Evet. Peki Allah herkese uzun ömürler versin. Sağlık Amin. Versin. Başarılar diliyorum. Peki çocuklarımız gelsinler. Sen de mi soracaksın? Sor bakalım. Hadi sor. Hocam şey... Bir tane insan mesela çok iyi bir insan ama oruç tutunca çok sinirli oluyor. Evet. İşte bu şimdi bunun orucunu tutuyor sevabı, ama sevap sevabı kazanıyor. Gidiyor. Nice oruç tutanlar var, sadece aç ve açık kalırlar. Şöyle arkaya doğru geriye çocuklar sehpaya çarpmayın. Evet sünnet sana da soracağım. Sünnet olan bir yavrumuz var, gelsin bakalım, ona da dua edeceğiz. Gel. Gel canım. Gel canım. Adın ne? Adın? Yusuf. Yusuf. Senin sorun var mıydı? Ne soracaktın? Sor bakalım. Yokmuş. Tamam. Peki. Amin. Hep beraber dua vakti geldi çocuklar. Vaktimiz kalmadı. Dua ediyoruz. Tamam. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbimiz. Sana hamd ediyoruz. Şükrediyoruz. Allah'ım bizlere afiyet ihsan eyle. Güzellik ver. Dirlik ver. Kardeşlik ver. Ülkemize barış ver. İnsanlığa barış ver. Yetimin benzesi olmasın. Garipler aç kalmasın. Kadınlar incitilmesin. Hayvanlar öldürülmesin. Dünyamızda insanlar kardeş olarak yaşasın. Ya Rabbi memleketimize bolluk ver. Amin. Nimetlerini sağanak sağanak üzerimize yağdır. Amin. Hepimizi başarılı eyle. Amin. Şu mübarek feyiz günlerinde, gufran günlerinde günahlarını affettiğin kullar arasından eyle bizi. Amin. Ya Rabbi bizi mağfurun zümresine ilhak eyle. Amin. Mebrurin zümresine ilhak eyle. Amin. Bizi iyilerden yaz ya Rabbi. Amin. Dünyada da iyilik ver bize. Ahirette de iyilik ver bize. Amin. Taşıyamayacağımız yüklerle bizi imtihan etme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi bizi affeyle. Amin. Bize merhamet eyle. Amin. Bize acı. Amin.
Düşmanlarımıza karşı bize yardım eyle. Amin. Yurdumuzu düşmanlara uğratma Allah'ım. Amin. Allah'ım uzun ömürlerle bizi muammer eyle. Amin. Ömrümüzü uzun eyle. Amin. Rızkımızı helal eyle. Amin. İlmimizi faydalı eyle. Amin. Amelimizi salih eyle. Amin. Namazımızı kabul eyle. Amin. Orucumuzu kabul eyle. Amin. Dualarımızı müstecab eyle. Kabe'ye varıp yüz sürmeyi nasip eyle. Amin. Hac yapmayı nasip eyle. Amin. Umre yapmayı nasip eyle. Amin. Memlekete hizmet etmeyi nasip eyle. Amin. İnsanlara yararlı olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ahlakımızı güzel eyle. Amin. Nefsimizin eline bizi bırakma Allah'ım. Amin. Kötü sıfatlardan bizi koru Allah'ım. Amin. Şerlerden bizi koru Ya Rabbi. Allah'ım gençlerimizi kötü alışkanlıklardan muhafaza eyle. Amin. Yavrularımızı nazardan kem gözden muhafaza eyle. Amin. Neslimizi namaz kılanlardan eyle. Amin. Tevhid ehli eyle. Amin. Şirkten, tuğyandan, azgınlıktan koru ya Rabbi. Amin. Aramızda ülfet muhabbet ziyade eyle. Amin. Birbirini kusuruyla sevmesini bilenlerden eyle. Amin. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Amin. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Amin. Memleketimizi, milletimizi güçlü eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ey Rabbimiz, senin rızan için oruç tuttuk. Verdiğin nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Oruçlarımızı kabul eyle. Amin. Beni, anamı, babamı, tüm müminleri bağışla. Amin. Bize dayanma gücü ver. Bizi Amin. Esirge ve koru ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Amin. Şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz makamlarını. Cennet Amin. Eyle ya Rabbi. Kur'an'ı hakkıyla öğrenenlerden eyle. Amin. Kur'an'ı anlamayı nasip eyle. Amin. Dini doğru anlamaya bizi nasip eyle. Sırat-ı müstakim üzere yürümeyi nasip eyle. Amin. Şeytanın izinden yürütme Allah'ım. Amin. Nefsin hilesinden düşürme Allah'ım. Amin. Ya Rab duamızı kabul eyle. Amin. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Amin. Assalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Amin.